Şimdi bu faiz kur denkleminde neler olup bittiğini, dün yaşananları ve bugünkü piyasaların durumunu değerlendirmek üzere bir değerli ekonomist yazara bağlanıyoruz. Uğur Gürses karşımızda. Uğur Gürses, iyi akşamlar, merhaba. Uğur Gürses, bizi duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum, evet. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi normal bir dönemde hep denir ya, bu dolarla işte yüksek kurla baş edebilmek için merkez bankalarının elindeki silahlardan ya da kullanabileceği enstrümanlardan biridir bu faiz artırımı. Ama bir, normal bir dönemden geçmiyoruz. İkincisi, pek çok ekonomist artık o silahların pek işe yaramadığını, etkisiz olduğunu, bu uygulamada da görüldüğünü söylüyorlar. Siz de katılıyor musunuz? Neden? Şimdi şunu söyleyeyim Zafer Arapkirli. Birincisi, kendi paranızın değerini korumak için başkalarının bastığı parayı piyasaya satarak kendi paranızı koruyamazsınız. Önce kendi paranızı korumak için enflasyona karşı paranızın belli bir hizaya sokmanız lazım. Onun yolu da, elinizdeki tek silah da Türk lirasının faizi, kendi ulusal paranızın faizi. Şimdi tabii hükümet neredeyse son 2 yıldır işte yeni kabineyle beraber dolar satarak Türkiye'deki Türk lirasının değerini koruyacağını zannetti. Halbuki bu sadece sizin rezervlerinizle ilgili değil. Yani elinizde 100 milyar dolarınız vardır. Hakikaten 100 milyar doları ezdiler. Ama şeye bakmanız lazım. Benim reel sektörümün, yani şirketler kesiminin döviz borcu ne kadar? Benim devlet olarak borcum ne kadar? Döviz borcum ne kadar? Yani şirketlerin ve ülkenin döviz borcunun ne olduğunu hesaba katmadan siz elinizdeki bu borcu karşılamayan miktardaki dövizi satmaya kalkarsanız sonunda geldiğiniz yer, tıkandığınız yer burası olur. Nitekim işte Merkez Bankası nasıl faizi artırdı? Bu bir çaresizlik durumu. Yani eldeki bütün dövizler satıldı. Önce Merkez Bankası'nın dövizleri eritildi. Arkasından kamu bankalarının dövizleri eritildi. Bakıldık ya, hatta yasaklar kondu. Yani denildi ki yabancılara TL vermeyeceksiniz çünkü yabancılar gidip bu TL ile döviz alıyorlar. Paramız değer kaybediyor diye. Bu aslında dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Yani kendi paranızın değerini bu şekilde koruyamazsınız. Yasaklar koyarak, bariyerler koyarak. Geçmişte yaşandı, yani kambiyo kontrollerinin sıkı, sermaye kontrollerinin olduğu dönemlerde Türk lirası değer kaybetmedi mi? Kaybetti. Daha hızlı kaybetti hatta. Kapalı çarşıda ya da ayaklı borsa denilen piyasada insanlar döviz alıp sattılar. Dövizin yasak olduğu zamanlarda bile. Geleceğim yer şurası. Sizin ekonomi politikanızın bir çerçevesi varsa paranızı korumak için bir kere bir sıfır önde başlarsınız. Ama asıl bir sıfır önde başlanacak mesele sizin hükümet olarak, ülkeyi yönetenler olarak kamuoyuna, ekonomik birimlere güven veriyor olmanız lazım. Yani eğer hükümete güven yoksa bir ülkede, siz faizi 5 puan da artırsanız işe yaramaz ki. Yani bunun geçmişte örnekleri oldu, yaşandı. Güven kaybı olduğu zaman, hatta şey hatırlatayım size, 2001 krizindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu çok çok sık hatırlatıyor. Faizler 3.000 lira gelmişti diye hatırlatıyor bize. Doğruydu, evet. Gecelik faizler %3.000 lira ulaştı. Ne için? Türk lirasının değerini acaba nasıl koruruz diye faizler bırakıldı. Ama ona rağmen devalüasyon oldu bu ülkede. Dolayısıyla birincisi şey şu, yapacağınız şey ya da kendi paranızın değerini korumak için bir kere güven vereceksiniz. Güvensizlik olduğu sürece siz ne yaparsanız yapın, iyi para kötü parayı kovar, kötü para iyi parayı kovar diye bir kural var. İnsanlar iyi paraya koşarlar, ortalıkta kötü para kalır. İkincisi enflasyon tabii ki. Şunu söyleyeyim, enflasyon işte %10'larda, 11'lerde seyrederken siz faizi 7,5'a düşürürseniz sokaktaki insan, yani bireyler, ekonomik birimler gider başka bir yatırım aracına yönelir. Çünkü kendi parasının enflasyona karşı kendini korumadığını düşünür. Nitekim böyle oldu. Yani özellikle son 6 aya bakarsanız işte pandemiye karşı faizler indirildi. Ondan sonra olağanüstü derecede bir pompalaması yapıldı. Ne oldu sonuçta? Vatandaş gitti döviz aldı, altın aldı. Yabancı yatırımcılar çıktılar. Çünkü döviz satarak işte kuru 6,85'te tutacağını zannetti hükümet. Halbuki döviz rezervleri eritti. Bunu gören yabancılar şunu düşündüler: bu sürdürülebilir değil, o zaman bir çıkalım. Madem tanzim satışta döviz satılıyor, ucuza döviz satılıyor, biz çıkalım şimdiden.
Nitekim evet. Bugüne geldiğimiz zaman o zaman yaptıkları hareketin doğru olduğunu düşünüyorlardır muhtemelen diye düşünüyorum. Evet, şimdi Uğur Gülse dün Merkez Bankası işte bu faiz kararını aldı. İşte belli bir oranda artırdı. Döviz biraz düşer gibi oldu ama tekrardan hani kendi açısından toparlandı ve yukarı doğru çıkma eğilimine girdi. Bugün BDDK'dan yani Bankacılık Denetleme Kurulu'ndan yeni bir çıkış yaşandı. O da bu dolar TL takas işlemleri ya da işte o ekonomi literatüründe swap mı diyorsunuz? Swap, swap işlemlerinde sınırlamayı biraz gevşetme kararı aldı. Bunun bir etkisi olur mu? Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla oldu mu? Bu ne anlama gelir? Bunun da ekonomi politikalarında yapılan önemli bir hatanın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk lirasının konvertibilitesine hasar veriyorsunuz. Eğer şey diyorsanız eğer yabancılara TL vermeyeceksiniz. Yani yabancılara TL'ye ulaşımını engelliyorsanız eğer o zaman Türk lirasının konvertibilitesine hasar veriyorsunuz demektir. Ne oldu peki? Denildi ki işte yabancılar döviz alıyorlar. Neyle alıyorlar bunu? TL ile alıyorlar. O zaman ne yapalım? Yabancıların TL almasını engelleyelim. Nasıl yapalım? Bankalara, bizim kendi bankalarımıza kısıt koyalım. Bunu yapılmıştı. İşte %1'e düşürülmüştü bu. Yani öz kaynakların %1'i ile ancak %1'i kadar TL verebileceklerdi. O kısıtı %1'den 10'a çıkardılar. Yani bir gevşeme sağlandı ama şunu unutmayalım. Oyun oynanırken kurallar sahada değişiyorsa siz aynı sahaya aynı oyuncuları tekrar çağıramazsınız. Çünkü şunu düşünürler. Biz geldik oynuyorduk burada. Kurallar değişti ve buna zarar gördük. O zaman biz bir daha gelmeyiz diye düşünürsünüz. Dolayısıyla bu bir kere büyük bir hatanın hata yapıldığını teslimi, ilanı. Ama bunun sonucu olarak yabancılar gelecek mi hiç zannetmiyorum ben. Yani oyun oynanırken kuralları değiştiren bir otorite tekrar aynı oyuncuları piyasaya çekemez, pazara çekemez. Dün işte kurların düşmesinin sebebi şuydu. Merkez Bankası faizi yükseltemez diye düşünüyorlardı. Halbuki dün Merkez Bankası'nın yaptığı şu oldu. De facto yani fiili olarak zaten faizleri yükseltmişti içeride çeşitli likidite operasyonlarıyla. Onu resmiyete kavuşturdu. Bakın bugün dün Merkez Bankası faiz artırım kararından önceki Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği paranın ortalama maliyeti 10.69 civarı falandı. Peki faizi 10.25'e getirdi. Bu çok farklı mı? Farklı değil bir taraftan bakınca. Bugünkü ortalama maliyet 10.89. Ne oldu? Yani 20 baz puanlık bir artış olmuş oldu. Şunu demeye çalışıyorum. Bu tamamen bir hani göz boyamacılık. Merkez Bankası faiz artırıyorsa artırır. Yani piyasadaki geçerli olan faiz diyelim ki 11 mi? 11'e çekersiniz. Bitti. Bu tabii tamamen itibar kaybettirici adımlara bir yenisini ekliyor. Yani mış gibi yapıyorsunuz. Faiz artırmış gibi yapıyorsunuz ama de facto fiili olarak da artırmamış oluyorsunuz. Zaten neyse piyasadaki faiz o devam ediyor gibi. Bunlar bence şey hani karşı piyasadaki oyuncuları hafife alan, kendisini akıllı diye düşünen bir oyun tarzı. Bunun itibar kaybettirici olduğunu düşünüyorum ve evet. Kimse de güvenmiyor bu sefer. Evet. Şimdi Uğur Gülses, tabii bu yapılan hataları sıraladık. Siz ideal olarak az önce de söylediğiniz lafın başında da bir kere piyasalara güven vermek lazım. Güven yoksa gelmez diyorsunuz. Ama tabii esas çarelerden biri de ekonomiyi diriltmek için üretim. Şimdi üretimin koşulları da özellikle pandemiyi düşününce bütün dünyada da aynı sıkıntı yaşanıyor. Üretim çarkları dönmüyor zaten. Üretimi de yapamıyoruz, istihdam da yaratamıyoruz. İşte enflasyon da almış başını gitmiş. Peki nasıl çıkılır bunun içinden? Şimdi pandemiden çıkış konusunda tabii ki pandemi en belirleyici unsur. Ama şunu unutmamamız lazım. Biz pandemiyi temel sorunlarımızı halının altına süpürerek yakalandık. Yani biz pandemiye yakalandığımız zaman işte Mart ayını baz alırsak Türkiye'deki ilk vakaların çıkışını biz Mart ayında zaten temel sorunlarımızı halının altına süpürmüş bir şekilde yakalandığımız için pandemi bunları daha da derinleştirdi. Ve tabii ki Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi döviz açığıydı. Bu pandemi bize neyi getirdi? Turizm kaybı. İşte turizm kaybı yaklaşık 9 ayda kabaca 20-25 milyar dolarlık bir kayıp demek. Zaten cari açık veriyorsunuz. Döviz eksiğiniz var. Ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için dövize ihtiyacınız varken bu bir kere büyük bir kayıp oldu. Tabii şu var. Siz bu döviz açığını gidip de elinizdeki dövizleri satarak bir şekilde kapamaya kalkarsanız sözüm ona kapamaz da zaten.
O zaman güven kaybı ve şey olur, kur artışını yaşamış olursunuz. Çünkü insanlar şunu düşünüyorlar, rezervler bitince ne olacak sorusu herkesin aklına geldiği için. Bu sefer herkes gidip döviz almaya çalışıyor ve işi daha da çetrefilli hale getiriyor. Benim Türkiye için önereceğim temel şey şu, biz sadece ekonomi gözüyle bakıyoruz genelde. Yani ekonomik sorunlara ekonomik reçeteler gibi bakıyoruz. Doğrudur bu aslında, normal bir ülkede doğrudur. Ama Türkiye'nin temel sorunu şu anda, politik bir krizin içinde Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'de siyasetin normalleşmesi gerekiyor. Türkiye'de siyaset normalleşebilsin ki kutuplaşma sona ersin, hukukun üstünlüğüne geri dönsün. Yani yapılan soruşturmalar siyasi olmaktan çok hukuksal soruşturmalar olsun. İfade özgürlüğü geri bilsin ki insanlar enformasyona rahatça ulaşabilsinler. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğrenebilsinler. Tek taraflı değil. Bu sizi getirecek olan şey şu. Vatandaşta bir güven oluşur o zaman. O zaman kendi parasına güvenir vatandaş. Hükümet tarafından bir şekilde kandırılmadığını düşünür. Bütün bunlar bir siyasi güven meselesi. Yani Türkiye'deki sorunların bugünkü sorunların temelinde tamamen kurumların çökmüş olması, kuralların ortadan kalkmış olması var, hukuktan uzaklaşılmış olması var. Bu giderek insanları daha böyle korumacı bir alana doğru itiyor. O da işte kendini dövizde buluyor, altında buluyor vatandaş. O zaman ne oluyor? Kaynaklarınız piyasadan çekilmiş oluyor ve siz ekonomideki bu çarkların dönüşüne yakıt olacak kaynakları bir kere sistemden çekmiş oluyorsunuz. Bu tabii ki çok hasar verici bir şey ve bir başka boyutu da bunun yabancı yatırımcı meselesi. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmiyor ve şunu söyleyeyim ben, Ağustos itibariyle Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların negatif olduğunu görüyoruz. Son 12 aylık toplamın. Bu en son 2003 yılında görülmüştü. 2000 yılında görülmüştü. Neredeyse yani 20 yıllık bir sürede biz tekrar geriye dönmüş olduk. Yabancı yatırım direkt yatırım şunun için önemli. Gelen sıcak para gibi istediği zaman çıkmıyor. Getiriyor bir yatırım yapıyor ve bu kalıcı bir şekilde istihdam sağlıyor, gelir sağlıyor. Bütün gelişmiş ülkelere baktığınız zaman doğrudan yatırımların önemini görürsünüz. Ama doğrudan yatırım neye bakar biliyor musunuz? Sadece şey değil, hani karlılık meselesi değil ama eğer hukuki bir ihtilafa düşersen, başın belaya girerse bir hukuki ihtilafa, bunu götürdüğün mahkemede kitaba göre mi karar verecekler? Yoksa birinin iradesine göre mi, bir siyasetçinin iradesine göre mi karar verecekler diye düşünür yatırımcı. O yüzden de ölçüp biçer, ya gelir ya gelmez. Türkiye'nin yaşadığı şey bu anda ekonomik sorundan çok siyasi bir krizin içindeyiz. Bu krizin çözülmesi lazım. Bu çözüldüğü zaman hem yabancı yatırımcı gelir, doğrudan yatırım gelir, hem de kendi vatandaşımız sistemde parasını Türk lirasında tutar. Bu da daha ucuz kaynak olarak faizler düşer, daha ucuz kaynak olarak yatırımlara gider ve ekonomik kalkınma, gelişme dediğim şeyin önü açılır. Türkiye'ye dönüp aynı şeyleri yapıyor olması hakikaten yani başkalarını kıskandırmaz, tam tersine sevindirir. Peki. Türkiye'nin bu şekilde tek tökezleyip aynı çukura düşüyor olması akıl alır gibi değil tabii. Peki. Uğur Gürses, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.